Haberin merkezinden, Kanal Uçan Haber'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Günlere çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sabah saat 4'ü 8 geçe merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde hissedildi. Biri beyin kanaması, diğeri de kalp krizi olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği depremde 35 vatandaşımız da yaralandı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Düzce'nin Gözyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.81 kilometre derinlikte gerçekleşti. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi. Biri beyin kanaması, diğeri de kalp krizi olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği depremde 35 kişi de yaralandı. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibariyle en büyüğü 4.3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır. Düzce'de biri ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Bölgeye bir mobil koordinasyon tırıyla bir sosyal çalışma tırı sevk edilmiştir. İfadelerine yer verildi. Öte yandan artçı sarsıntıların devam ettiği kentte bir iş yeri yıkıldı. Bazı iş yerleriyle aralarında Düzce Adliyesi'nin de bulunduğu 7-8 binada da hasar meydana geldi. Sarsıntının şiddetiyle bazı evler ve marketlerdeki eşyaların yere düştüğü görüldü. Ekiplerin tarama faaliyetleri sürerken artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmekten korkan bazı vatandaşlar uzun süre dışarıda bekledi. Türk Kızılay ve AFAD ekiplerince dağıtılan battaniyelere sarılan Anıt Park ve Cedidiye meydanlarındaki vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken panikle binadan atlayan bazı vatandaşlar da yaralandı. Depremin meydana geldiği merkez üssü Gölyaka'da vatandaşlar deprem anını anlattı. Uyumamıştım zaten ben. Çok korktum. Bir anda böyle elektrik gitti. 2 saniye sonra böyle ortalık bir sallandı. Acayip korktum yani. Ablamlar uyuyordu. Onları uyandırdım. Dışarı çıktık hemen. Bağırdık, çağırdık, ağladık. Başarılı bir şey olmadı. Bilmiyoruz ne olacak. Yani burada durmak istemiyoruz. Çok soğuk çünkü. Evimize gitmek istiyoruz yani. 3 katlı ev gitti geldi. Gitti geldi. Çocuğum öğrenci uyuyordu. Panik yapmayalım diye la 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 Allah Allah diye diye kapıyı açtık. Evde bir gürültü koptu. Sonra biz okula kalkıyorum diye hazırlandım sandım. Sonra biz aşağı indik. Zaten deprem devam etti olmaya. Öyle yaşadık depremi. Korktun mu peki? Tabii korktum. Ya deprem çok kötü bir şey. Yataktaydım, uyuyordum işte. Sonra gürültü koptu yine karşımdaki gibi. Sonra ben hiçbir şey hissetmedim. Babaannemi çağırıyor zannettim. Sonra deprem olmuş işte. Babaannem bana çağırdı. Deprem oldu dedi. Sonra depremle başlayınca kapı kilitliydi. Panik ettik işte. Açmaya çalıştık. Açtık, aşağı indik işte. Ya deprem anında ben Sakarya'daydım. Sakarya'da çalışıyorum. Şiddetli bir deprem oldu. Orada hissettim zaten. Hemen kalkar kalkmaz ailem burada olduğu için direkt burayı aradım. İlkten ulaşamadım, bayağı bir tedirgin oldum. Hemen yola çıktım, hızlı bir şekilde geldim. Gelirken yolda ulaştım, biraz rahatladım ama yine o panik, deprem paniği çok değişik bir şey. Geldim, iyi olduklarını gördüm. Çok şükür, çok büyük bir hasarımız da yok.
Şimdi yeğenlerimi buraya depremden sonra neler yapılması gerekiyor onları görsün diye özellikle getirdim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kent merkezinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Hem 4.5 hem ondan sonraki yarım saatlik süreler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda valilerimizle de görüşüp kendilerinden illeriyle ilgili bilgileri aldılar ifadesinde bulundu. Tamam. Bakan Soylu, 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'nin Gölyaka ilçesinde hasar tespiti yapılacağını da bildirdi. 8.000 konutta özellikle Gölyaka'da yapılacak. Diğer yerlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve bağlı müdürlükler, diğer illerden gelenler, Murat Bakanımızla da konuştuk. Onlar da gerekli bütün ekipleri gönderdiler. Burada valiliğin koordinasyonunda, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerekli taramaları yapacaklar. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'de kan ihtiyacı ile ilgili olarak hastanelere tedariklerin gerçekleştirildiğini bildirdi. Kınık, depremin yaşandığı andan itibaren Ankara, Düzce, Bolu, Sakarya, Zonguldak ve İstanbul'dan ekiplerin sahada seferber olduğunu söyledi. Afetin olduğu andan itibaren, depremin yaşandığı andan itibaren Ankara'dan, Düzce'den, Bolu'dan, Sakarya'dan, Zonguldak'tan, İstanbul'dan ekiplerimiz sahaya seferber oldular. AFAD koordinasyonunda Ankara'da ve Düzce'de oluşturulan kriz masalarında afet müdahale planı çerçevesindeki sorumluluklarımız acil bir değerlendirmeyle tespit edildi. Ve ilk etapta sahaya beslenme ve battaniye, barınma kapasitesi seferber edildi. Düzce'de yaşanan 6 büyüklüğündeki depremi, öncesini ve sonrasını Afyonkarahisar Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Çağlar Özkaymak'a sorduk. Afyon için önemli uyarılarda bulundu. Evet, bu sabaha karşı 4.08'de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Az önce de baktım, şu ana kadar da bu saate kadar 80 civarında artçı deprem meydana gelmiş. Bu artçılar da 4.3 büyüklüğüne kadar ulaşıyor. Bundan sonra tabii devam edecektir artçı depremler. Afyonkarahisar Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Çağlar Özkaymak, Düzce'de yaşanan depremin bazı faylarda stres birikmesine neden olacağını söylese de, İstanbul'da beklenen büyük depreme çok etkisinin olmayacağını aktardı. Ama depremin meydana geldiği bölgeye baktığımızda, Düzce ve civarı yakın dönemde biliyorsunuz 12 Kasım 1999 yılında 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Orada bir enerji açığa çıktı. O bölgede biz şu andan itibaren çok daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Çok büyük beklediğimiz bir alan değil. Beklenen alan işte hepimizin bildiği gibi daha batıda, Kuzey Anadolu fay zonunun batı tarafında, özellikle Marmara'nın içerisinde adaların güneyinden geçen kol. İşte önümüzdeki yıllarda orada 7'nin üzerinde deprem bekleniyor İstanbul'un güneyinde. Ama o depremle tabii bu depremin çok bir bağlantısı yok. Aynı fay zonu içerisinde olmasına rağmen aralarında oldukça büyük mesafe var. Ama tabii ki bu bir kabuk ölçeğinde deformasyon. Bu Kuzey Anadolu fayında meydana gelen depremlerle biliyorsunuz Anadolu bloğu blok halinde Yunanistan'a doğru hareket ediyor. Tabii bu depremde ister istemez batı taraftaki İstanbul'un güneyindeki segmentler üzerinde de stres birikimini bir nebze de olsa artırmıştır. Doğan Müdürü Özkaymak, 23 yıl önce yaşanan depremin yapı stoğunu değiştirdiğini ve yıkım ve kayıpların minimumda kaldığını dile getirdi. Bugün baktığımızda Düzce'de ağır bir hasar alan bir binanın olmadığını görüyoruz ki 6 büyüklüğündeki bir deprem, geçmiş yıllara baktığımızda ülkemizde meydana gelen, ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlere baktığımızda bu büyüklükteki hatta daha küçük depremlerin yıkımlara sebep olduğu, insanların can kayıplarına sebep olduğunu gördük. Fakat Düzce'de bunu görmüyoruz. Bunun en büyük sebebi Düzce'nin 99 depremini yaşaması ve 99 depreminden sonra Düzce'de yapı stoğunda önemli çalışmaların meydana gelmiş olması, kentsel dönüşüm kapsamında binaların yeni deprem yönetmenliğine göre güncellenmiş olması.
Dolayısıyla bu tip çalışmalar aslında Düzce'yi bugün görüyoruz ki 6 büyüklüğündeki depreme karşı hazır hale, dirençli hale getirdi. Afyonkarahisar'ında önemli bir deprem hareketliliği içinde yer aldığını ifade eden Özkaymak, kentte 6'nın üstünde bir deprem riski olduğunu, mutlaka yapı stoğunda değişikliğe gidilmesini önerdi. Bu büyüklükteki bir deprem Anadolu'nun farklı bir bölgesinde meydana gelseydi, örneğin Afyon merkezde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olsaydı, yıkımın çok daha fazla can kaybının olacağını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi şu an Afyonkarahisar içerisinde merkezde düşünecek olursak, ilçe merkezlerine düşünecek olursak, yapı stoğunun bir an önce netleştirip depreme uygun olmayan binaların, öncelikli olarak afet riski altındaki yapıların kentsel dönüşüm kapsamında taşınması, afete hazır hale getirilmesi gerekiyor. Depremin saati yok, zamanı yok, her an olabiliyor. Afyonkarahisar içerisinde de 31 tane fay tanımlanmış, her an deprem üretebilecek, 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretecek, bunları biliyoruz. Dolayısıyla bu depremlere biz hazır hale gelebiliriz. Çünkü biliyorsunuz deprem meydana geldiği zaman binaların yıkılması dolayısıyla can kayıpları, maddi hasarlar meydana geliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı Plan Bütçe Komisyon görüşmelerinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Aytak, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG-PKK tarafından yapılan roketli saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileyerek vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir dedi. Dün Gaziantep ilimizin Karkamış ilçesine terör örgütü YPG-PKK tarafından yapılan roketli saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralarına acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörün hayattan kopardığı öğretmen Ayşenler yoksul bir ailenin evladıydı. Öğretmen Ayşenur Hakan okuyup öğretmenlik yapacak ve ailesine bakacaktı. Yoksul bir aileydi ve destek olmak için tek halinde buydu. 5 yaşındaki yavrumuz Hasan Karataş, Türk milletine faydalı doktor, öğretmen, mühendis olacaktı. Terör lanet olsun diyorum. Dökülen her kanın hesabını soracağına inanıyorum. Hiçbir hain kaçamayacak, kurtulamayacak, son pişmanlıkla fayda vermeyecektir. 19 Kasım 2022 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde başlatılan pençe kırış hava harekatıyla teröristlerin saklandıkları barınak, sığınak, mağara ve inleri isabetle vurulmuş ve hamdolsun kullanılmaz hale getirilmiştir. Pençe kırış harekatı teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi inmiştir. Terörle mücadelede çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bölücü terör örgütünün beli kırılmıştır. Güney sırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru baltalanmıştır. Kahraman güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde ve yurt içinde hainleri araya araya bularak etkisiz hale getirmiştir. Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Terör örgütlerine, terörist alçaklara merhamet haramdır. Türk milleti gaflet, delalet ve ihanet içinde olanlara merhamet etmeyecektir. Hiçbir cani, hiçbir katil, hiçbir terör örgütü ve bunların himaye eden yerli ve yabancı işbirlikçileri amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti zalimlerin, insan canına kasteden alçakların oyununu bozacak güç ve kuvvettedir. Vakit hesap vaktidir. Vakit teröristlerin toprağa düşme vaktidir. Vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. PKK-YPG'yi eğitip donatan para ve silah yardımıyla desteklenenlerden inşallah hesap soracağız. Türkiye'nin önünü kesmek, güvenliğimizi ve huzurumuzu sabote etmek isteyenlerden hesap soracağız. Terör örgütlerine, yeminli Türk düşmanlarına hesap soracağız. Terör sevicilerinden hesap soracağız. Mehmetçimize kurşun sıkan hainlerden hesap soracağız. Geride gözü yaşlı anne, baba, eş, çocuk bırakanlardan hesap soracağız. Vatan hainlerinden
hesap soracağız. Kardeşlerden hesap soracağız. Bebek katillerinden hesap soracağız. Nerede olursa olsun teröristlerden hesap soracağız. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Dünyayı onlara dar edeceğiz. İnlerini başlarına yıkacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin bugün grup toplantısı ifade ettiği gibi 2023 yılında bu melanetin, bu musibetin kökünü bütünüyle kurtaracağız. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlüdür. Tarih boyunca nice badireler yendik, nice tuzakları bozduk. Allah kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Cenab-ı Allah kahraman ordularımızı karada, havada, denizde muzaffer eylesin. İçeride ve dışarıda terörün belini kırmak için yürütülen tüm mücadelelerde askeriyle sınır boylarında aynı kahramanlarda kaşık sallayan, ekmeğini bölüşen Sayın Bakanım sizden, kuvvet komutanlarımızdan, kahraman Mehmetçiğimizden, jandarmamızdan, polisimizden, bayrağını, vatanını, milletini, koşusu seven herkesten Cenab-ı Allah razı olsun. Yüce Türk milleti sizinle beraber ve duaları da sizinledir. Allah yar ve yardımcınız olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar yüksek hızlı tren konusunu gündeme taşıyarak CHP iktidarında bu projenin tamamlanacağını söyledi. Afyonkarahisar-İzmir yüksek hızlı tren projesinin temeli Eylül 2013'te atılmıştı. 2015'te biteceği söylendi, bitmedi. 2018 yılında açılacağı belirtildi, açılmadı. 2013'ten bu yana 9 yılı geçti, projenin yarısı bile tamamlanmadı. Şimdi 2025 yılında bitecek diye hala vaat veriyor AKP. Ama görüyoruz ki yıllardır yolun bu projenin yarısını bile tamamlayamadığı bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz biliyoruz ki AKP'nin yarısını bile tamamlayamadığı bu projeyi tamamlayacak olan ve Afyonkarahisarlı hemşerilerimi yüksek hızlı trene kavuşturacak olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır. Tıpkı Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi yurdumuzu demir ağlarla öreceğiz. Hizmet edeceğiz. Parayı çarçur etmeden yandaşlara değil vatandaşlara kullanacağız. Kültür Bakanlığı mahalli sanatçısı, yerel halk ozanı Ömer Yarşı hayatını kaybetti. Yarşı'nın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Afyonkarahisar'ın tanınmış simalarından Halk Ozanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mahalli sanatçı unvanı verilen Ömer Yarşı hayatını kaybetti. Başkanın soyadına hazır bulunan beyefendiye ve cümle geçmişlerimize rahmetiyle, merhametiyle muamele edelim. Yarşı için ikindi namazına müteakip Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Kendisine takdir etmiş olduğu ömür süresini yaşıyor ve zamanı geldiğinde... Tören öncesi Yarşı ailesi taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazına Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Akar ve Hakan Dilek, ailesiyle sevenleri katıldı. Meniyet için duaya, her kişi niyetiyle uyarılmaz olan imama. Yarşı'nın cenazesi daha sonra sevenlerin omuzlarında cenaze aracına götürülerek Kocatepe Asli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Afyonkarahisar'da 1 metre 12 santim boyundaki ortopedik engelli okul müdürü Durmuş Dağdelen özel öğrencilere geleceği hazırlıyor. Engelli okul müdürünün hayatı özel öğrencileri oldu. Müzik
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinin Aydoğmuş köyünde dünyaya gelen 53 yaşındaki Durmuş Dağdelen, ilk ve orta öğretimini zor şartlarda tamamladıktan sonra öğretmen olmaya karar verdi. Üniversite sınavında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazanan Dağdelen, mezun olmasının ardından 1992 yılında Afyonkarahisar'da göreve başladı. Çünkü sağlık ve temizliğin ne kadar önemli olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Kentteki çeşitli özel eğitim kurumlarında öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yapan Durmuş Dağdelen, 8 yıl önce Kocatepe Özel Eğitim Uygulama Okulu'na müdür olarak atandı. Dağdelen, engeli dolayısıyla özel öğrencilerin velilerinin hislerini daha iyi anladığını, kendisiyle iletişime geçen velilerin okula daha fazla güven duyduğunu dile getirdi. Yani beni tanıyan veliler, belli bir müddetten sonra yani hayatlarına bir dokunuş oluyor. Psikolojileri daha bir rahat oluyor. Okula daha bir güven duyuyorlar. Yani en azından okulun idarecisi bizim yaşadıklarımızı yaşayan, bilen insan diye. Nadiren velilerimiz, dışarıdan birileri geliyor. Okul müdürüyle görüşmek istiyorlar. Benim diyorum. Bakışlar hala bir okul müdürü arıyor. Ta ki ben koltuğa oturana kadar... Yani böyle bir de bir ön yargı var. Yani kurum içerisine dışarıdan gelenler hafif bir afallıyor. Son zamanlarda engellilere daha çok vitrin açıldığı için göz aşinalığı veya kafadaki yadırgama olayları hemen hemen bitmek üzere. Kişiliğiniz ön plana çıktığında sevecenliğiniz, kaprisiniz, doğallığınız, konuya hakimiyetiniz, bunlar ön plana çıktığında insanların sizin fiziğiniz üzerinde pek de bir akılda bir şey kalmıyor. Afyonkarahisar Sürücü Kursları Derneği Başkanı Hüdayi Karaağaç, artan akaryakıt ve araç fiyatlarının sürücü kurslarını olumsuz etkilediğini söyledi. Karaağaç, yeni yılda sürücü kurslarının asgari ücrete eşitlenmesini beklediklerini dile getirdi. Ehliyet fiyatları 4500 lira. Kursiyer şu an yeni zamlar geleceği için biraz daha fazla bir yoğunluk var. Yıl sonu olması münasebetiyle yoğunluk biraz fazla. Ama önümüzdeki aydan itibaren fiyatlarımız değişecek. Yılın son günlerine yaklaşırken Afyonkarahisar'da sürücü kurslarında hareketlilik yaşanıyor. Kurs ücretlerine gelecek zamdan etkilenmek istemeyen sürücü adayları kursların yolunu tutuyor. Çok basit, çok sokmalıyım. Sürücü kurslarının yaşadığı sıkıntılar ve yaşanan yoğunlukla ilgili Sürücü Kursları Derneği Başkanı Hüdayi Karaağaç'la konuları değerlendirdik. Biz 2021 yılında 2022'nin ücretini belirlerken asgari ücret 2825 lira civarındaydı. Bugün şu anki uygulanan 5500, beklentilerimizde 8000 ile 10000 arasında duyumlarımız var. Dolayısıyla bizim ücretlerimizin de en az bunların artışı kadar artırılmasını bekliyoruz. Yani rakamsal olarak da 7500-8000 civarında beklentimiz var. Mesela biz 2021 yılında 7-8 bandındaydı litresi mazotun. Şu anda 20 ile 30 lirada gördüğümüz aylarda oldu. 25'te bile desek %300 artmış oldu. Yani 3 kat, 4 kat artmış oldu. Araçlarımız ona keza. Mesela ben kendi kurumumda kullandığım aracı 2018 model. 2019'da 72 bin liraya almıştım. Şu anda 450-500 bin lira bantında fiyatlar yükseldi. Dolayısıyla giderlerimiz arttığı için yani biz sertifika veriyoruz. Sertifika fiyatlarının da en az %300 civarında artmasını bekliyoruz. Dernek Başkanı Karaağaç, kadın sürücü adaylarının son yıllarda arttığını belirterek ehliyet almak isteyenlerin atacağı adımları aktardı. Tabii ki bize kurumlara başvurmak isteyen sürücü adayları kimlik bilgisi, iki tane biyometrik fotoğrafla müracaat ettiğinde elektronik ortamda diplomaları alınabiliyor veya öğrenci belgeleri alınabiliyor. Daha sonra aile hekiminden de sağlık raporu aldığında müracaat işlemi tamamlanmış oluyor. Ortalama 2,5 ay, 3 ay içerisinde biter. Bizim mesela teorik derslerimiz aşağı yukarı 1 haftayla 10 gün arasında sürer. Otomatik vites sürücü belgesi için başvurunun %15 civarında olduğunu aktaran Karaağaç, bu konuda da şunları dile getirdi. Otomatik veya manuel araç da tercih edilebiliyor. Yönetmeliğimiz şunu söylüyor. Manuel araç alan otomatik aracı kullanabilir.
Otomatik araç alan sürücü manuel araç kullanamaz diyor. Yönetmelik şu an için böyle. Başkan Karaağaç, ehliyet almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğinin altını çizdi. Çok basit, çok sorunlu. Afyonkarahisar'da özellikle yüzme bilen 9-12 yaş aralığındaki her bireye kano eğitimi veriliyor. Verilen eğitimler sayesinde çocuklarda analitik düşünme becerisi geliştiriliyor, karar verme ve problem çözme yetisi artırılıyor. Kano eğitmeni Can Memili, çocukların doğayla iç içe olmasını sağlayarak doğayı temiz tutmak için öğrencilerine çevre bilincini aşılayan çalışmalara da imza atıyor. Sadece bir spordan ibaret olmayan kano sporunda amaç hem sağlıklı bireyler yetiştirmek hem de Afyonkarahisar'dan şampiyon öğrenciler çıkarmak. Afyonkarahisar'da 9-12 yaş aralığındaki her bireye kano eğitimi veriliyor. Kano eğitimleriyle birlikte doğanın temiz tutulması da sağlanıyor. Verilen kano eğitimlerinin amacıysa sağlıklı bireyler yetiştirerek Afyonkarahisar'dan başarılı sporcular çıkarabilmek. Kano eğitmeni Can Memili, kanonun diğer sporlardan farkını anlattı. Biz salon sporu değiliz. Antrenmanlarımızı su üzerinde yapmaktayız. Başta doğayı öğreniyoruz. Doğa şartlarına karşı bir takım bir çocuklarda analitik geliştirme, düşünce yeteneği, başa çıkabilme, karar verme yetisini arttırıyoruz. Problem çözme yeteneklerini arttırabiliyoruz çocukların. Yani diğer sporlara göre farkı çocukların doğayla iç içe, onlarla birlikte olmasını sağlıyoruz. Memili, kano sporunu ve çevre bilinci oluşturmak için yaptırdığı çalışmalarından bahsetti. Alanımızı temiz tutmalıyız yani doğayı, çocuklar doğayla iç içe spor yaptıkları için kano kısmını yani su kısmını temiz tutmamız gerekiyor. Biraz çocukları bilinçlendiriyorum, biraz halkı bilinçlendirmeye çalışıyorum. Yani akarçaya yani çocukların antrenman yaptığı alanlara pislik tarzında, çöp atık tarzında şeyler atmamalarını için uyarıyorum. Yani çevre illerde şimdi yeni şeyler başladı. Parmak izinden ceza yazılıp eve gönderiliyor. İnşallah bunu da Afyon'da yaparlarsa çok mutlu olacağım yani. Çocuklarımın temiz alanda antrenman yapmasını sağlarız diye düşünüyorum. Can Memili, kano yapmak isteyenlere tavsiyelerde de bulundu. Kano diğer sporlara göre dediğim gibi çocukların analitik düşünme becerisini, problem çözme yetisini, karar verme yetisini arttıran bir spor. Yani diğer sporlardan farklı olarak çocuklar doğayı tanıyorlar. Doğayla iç içe bir spor yapıyorlar. Doğayı temiz tutma bilinci oluşuyor. Daha sonra vücutlarını sağlıklı biçimde. Hani kanoda her yapan kano yapan çocuk başarılı olacak diye bir şey yok. Amaç bizim amacımız, birinci amacımız sağlıklı bireyler yetiştirmek. Eğer olabiliyorsa da başarılı bir sporcular yetiştirebilmek. Afyon Özel Fuar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Yunus Acar, aynı gün içinde iki kız kardeşe de tüp mide ameliyatı uyguladı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden gelen iki kız kardeş, fazla kilolarından kurtulmak için Özel Fuar Hastanesi'ni tercih etti. Öncelikli olarak beden kitle endeksi 62'den fazla olan hastaya genel cerrahi uzmanı operatör doktor Yunus Acar tarafından mide balonu uygulaması gerçekleştirildi. Aylar sonra mide balonu çıkartılarak tüp mide ameliyatı için hedeflenen kilo kaybı gerçekleşti. Bunun üzerine iki kız kardeşin tüp mide ameliyatı için tahlil ve tetkikleri yapılarak hastaneye yatırıldı. Kardeşimle beraber bir obezite cerrahi sürecine girdik. Bunun için Fuar Hastanesi ve Yunus Bey'i seçtik. Kendisine teşekkür ediyoruz ve her şeyin çok güzel olacağına inanıyoruz. İnşallah 150 kilodan 80 kiloya düşeceğim. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel şey Yunus Bey. Çok mutluyum.
şu anda. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Yunus Acar, ameliyat sürecine ilişkin şunları aktardı. 6 ay önce fazla kiloları nedeniyle zayıflamak için tarafımıza başvuran hastamız 170 kilo civarındaydı. 63 beden kitle indeksiyle mide balonu uygulaması yaptık. 6 ay sonra mide balonunu çıkartmaya geldiğinde yaklaşık 20 kilo vermişti. Çıkarttıktan sonra tüp mide ameliyatı önerdik hastamıza. Aynı gün kardeşiyle birlikte tüp mide ameliyatı yaptık ve başarıyla taburcu ettik hastalarımızı. Takipteyiz. Türkiye üretiminde dünya lideri olduğu kirazı 76 ülkeye ihraç ediyor. Bu yılın 1 Ocak 15 Kasım tarihlerinde yapılan 57,3 bin tonluk ihracata karşılık 133.542.000 dolar gelir sağlandı. Türkiye üretiminde dünya lideri olduğu kirazı 76 ülkeye ihraç ediyor. Kiraz yetiştiriciliğinde önemli yol kat eden üreticiler bu üründe daha fazla gelir getiren kaliteli çeşitlere yöneldi. Kiraz ihracatı yapan firma sayısının arttığı Türkiye'de soğuk hava ve paketleme tesislerinin durumu da geçmiş yıllara göre iyileştirildi. Dünyadaki kiraz talebinin karşılanmasında önemli yere sahip olan ve 50 dolayında kiraz türünün yetiştiriciliği yapılan ülkede Türk kirazı olarak da bilinen 0900 ziraat öne çıkıyor. Kirazın yoğun yetiştirildiği iller arasında Afyonkarahisar, Bursa, Konya, Isparta, Manisa ve Amasya bulunuyor. Kiraz üretimi 2014 yılında 445.5 bin ton olan Türkiye, bu rakamı 2020'de 724.9 bin tona yükseltti. Türkiye, dünyada en fazla kiraz ihracatı yapan ülkeler sıralamasında Şili, Hong Kong ve ABD ile ilk sıralarda yer alıyor. 2020 yılında 83 bin hektarda 724.9 bin ton olan kiraz üretimi, geçen yıl üretim alanında yaşanan düşüş ve iklim koşullarının etkisiyle 689 bin 834 ton olarak gerçekleşti. ...76 ülke ihraç edilen Türk kirazına en çok ilgi gösteren ülke ise Rusya oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kirazın yaş meyve sebze ihracatında önemli bir ürün olduğunu belirterek üreticilerine de iyi gelir getirdiğini söyledi. Kiraz çok önemsediğimiz bir meyve. Ciddi anlamda katma değeri de yüksek. Tabii üreticilerimize de en gelir getiren ürünlerden biri ve kıymetli bir ürün. Biz tabii kiraz geçen sene ihracatımızın düşmesinin sebeplerinden biri de tamamen iklim. Hava şartları malum, çiçek açma döneminde ciddi soğuklar oldu. Soğuklarda tabii çiçeği yakınca ürün olmadı ama bu sene inşallah geçen seneye göre tabii gene de Cenab-ı Allah'ın takdir edeceği neyse o olacak. Ama hava iklim iyi giderse geçen sene tabii ciddi anlamda hem kaliteli ürün hem rekoltesi yüksek olan bir ürün elde edeceğiz inşallah. Tabii ki ihracat rakamlarımız yani diyebilirim ki %50 artış sağlayacak diye düşünüyoruz 2022-2023 yılındaki üreteceğimiz kirazlarımız. Kalite, lezzet, raf ömrü ve erkencilik, özellikle erkencilik olması bizim tabii ki ciddi anlamda kirazımızın katma değerini yükseltiyor ve talep arttırıyor. Emirdağ Gömü'de istasyon sahibi işletmeci akaryakıt istasyonunu yakmaktan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu devreye girerek vazgeçirdi. Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bazı akaryakıt istasyonları mühürlenmişti. Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde istasyon işletmeciliği yapan 38 yaşındaki Ali Öztürk isimli vatandaş, bugün istasyonun haksız yere mühürlendiği iddiasıyla Gömü'deki istasyonunu ve kendisini ateşe vereceğini belirtti. İstasyon sahibi Ali Öztürk'ün Gömü'deki istasyonunu ateşe vereceği ihbarını alan itfaiye ekipleri, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri Gömü'deki istasyonun önünde geniş tedbirler aldı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gümü'deki istasyon sahibi Ali Öztürk, "Biz 120 gündür Ankara'da ve Türkiye'nin her yerinde hak arayışı içerisindeyiz. Uğradığımız haksızlıkta devlet büyüklerimize sesimizi duyurmak için çalmadığımız bir tane kapı kalmadı. Bizlerin istasyonları sadece dağıtıcının kesmiş olduğu sahte faturadan dolayı kapandı. Bizlerin istasyonlarında otomasyonlarımız var, yazar kasamız var. Sattığımızda belli, aldığımızda. Bugüne kadar beni denetleyen bir tane EPDT denetçisi benim istasyonumda veya burada bulunan 1200 istasyonda yanlış olan hiçbir şey bulmamıştır. Geldiğimiz noktada dağıtıcıların günahını bayilere çıkarmak istiyorlar," dedi. Olayı duyan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, istasyona giderek Öztürk'le görüştü. Koyuncu, Öztürk'ü eyleminden vazgeçirerek bakanlıkla görüşme randevusu aldı. Eyleminden vazgeçen Ali Öztürk, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'ya teşekkür etti. Sayın Emirdağ Belediye Başkanımız Serkan Koyuncu Beyefendi, meclisi bizim adımıza arayarak bakanlıktan randevu aldı. Kendisi de buradaki mağdur olan halklar için Ankara'ya meclise bizlerle gideceğini ve bizlerin sesini duyuracağına söz verdi. Buraya geldiği için, bizleri dinlediği için Sayın Emirdağ Belediye Başkanımız Serkan Koyuncu Bey'e çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun diyorum tüm herkesin adına. Evet değerli izleyenler, şimdi sırada asayiş haberleri var. Denizli'de takla atan otomobil 3 kişiye mezar oldu. 2 kişi de yaralandı. Müzik 39 yaşındaki Rasim Özkan idaresindeki otomobil refüje çarpıp takla atarak karşı şeritte durdu. Kazayı görenler durumu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan yola savrulan sürücünün 39 yaşındaki eşi Dilek Özkan, 77 yaşındaki babası Şükrü Özkan ve 77 yaşındaki annesi Meryem Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılardan sürücü Özkan'la 6 yaşındaki kızı Gülsima Özkan hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Özkan ailesinin Sivas'tan Muğla'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi kendisini de ağır yaraladı. Bir apartmanın 4. katında yaşayan Özbekistan uyruklu SK ile yine aynı ülke vatandaşı eşi Gulzoda Kamolova arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. SK bu sırada eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kendisini de jiletle yaraladığı belirtilen zanlı hastanede tedavi altına alındı. Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İkilinin yaklaşık 3 ay önce ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi. Konya'nın Merkez Meram ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun telefonunu gasp eden 2 zanlı tutuklandı. Evine giden 15 yaşındaki EK'nın yolunu kesen iki şüpheli bıçakla tehdit yoluyla çocuğun cep telefonunu gasp etti. İhbar üzerine harekete geçen Asay Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede bulunan yaklaşık 60 kamera görüntüsünü inceledi. Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli gizlendikleri adreste yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Cep telefonu ise sahibine teslim edildi. Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri alan öğrencileri, kentteki bazı anaokulu, ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklar için haftanın 5 günü kahvaltı ve öğle yemeği hazırlıyor. Geleceğin şefleri öğrenciler için yemek hazırlıyor. Görüntüler Eskişehir'den.
Yiyecek içecek hizmetleri alan atölyesinin geçen yıl yenilenmesinin ardından 5 öğretmen ve bir usta öğretici gözetimindeki 150 öğrenci haftada 22 saat uygulamalı mutfak eğitimi almaya başladı. Eğitimleri sırasında döner sermaye aracılığıyla anlaşma yapılan iki anaokulu ve iki ilkokulla bir meslek lisesine yemek hizmeti veren geleceğin aşçıları 300 öğrencinin kahvaltı ve öğle yemeğini hazırlıyor. Kendi okullarındaki 30 öğretmen için de öğle yemeği yapan öğrencilerin çalışmalarıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılında günlük 2000 öğrencinin gıda ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Pervin Töre, Okul Müdürü Sırrı Kabadayı ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Şükran Tuncel Az, geleceğin şeflerini yetiştirdiklerini ifade etti. Önümüzdeki yıl tüm taşımalı eğitimin yemeklerinin burada üretimini hedefliyoruz. Geleceğin master şefleri yetişir. Umarım yıl sonunda bir master şef yarışması burada düzenleyeceğiz. Hem meslek derslerinde teorik hem de uygulamalı olarak atölyelerimizde eğitim alan çocuklarımız geleceğin master şefleri olarak yetişecek. Öğrencilerimizin de birçoğu hemen mezun olur olmaz iş bulabiliyor. Döner sermaye çalışması kapsamında ilkokul ve anaokullarımıza yemeklerimizi gönderiyoruz. Anaokullarında kumanyamız, ilkokulumuza da sulu yemeğimiz gidiyor. Aynı zamanda okulumuz öğretmenlerine de burada sulu yemek çıkartıyoruz. Buradan çıktıklarında zaten 12. sınıfta staja gönderdiğimiz için birçoğu iş yerlerinde kalma imkanına da sahip oluyorlar. Ama bazıları farklı kendi işlerini, iş yerini açma şansına da sahipler. Çünkü iş yeri açma belgeleri de veriliyor onlara diplomalarıyla birlikte. Dolayısıyla kendi iş yerlerini açan öğrencilerimiz de mevcut. Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Ayzona Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra kırılarak çaya atıldığı tahmin edilen pagan inancına ait heykellerin parçaları bulundu. Arizona'ya halkının 1700 yıllık pagan heykelleri koca çayda bulundu. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan antik kentteki kazılar, Cumhurbaşkanlığı kararı ve valiliğin destekleriyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülüyor. Penkalas Çayı'nda DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gökhan Coşkun başkanlığında yürütülen kazıda mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, şarap tanrısı Dionysos, yarı insan yarı tanrı Herkül tasvirlerinin de bulunduğu onlarca mermer parçasına ulaşıldı. Coşkun, bu sene antik dönemde yapılmış taşkın duvarlarla çayda enkazı günümüze kadar ulaşan 3. antik köprüye ait mimari kalıntıları ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Parçalanmış heykellerin yaklaşık 1700 yıllık olduğu bilgisini veren Coşkun şöyle konuştu. Bugüne kadar elde ettiğimiz verilerden hareketle bunların köprü yıkılmadan önce köprüden ve kenardaki taşkın koruma duvarlarından yani rıhtım duvarlarından buraya atılmış olabileceğini, bilinçli olarak atılmış olabileceğini düşünüyoruz ki bunu da artık Roma döneminde, Roma İmparatorluk döneminde Hristiyanlığın kabul edildikten sonra pagan dinine, eski pagan dinine, çok tanrılı dine ait heykellerin parçalanıp belki bir ritüel şeklinde, belki bir festival şeklinde dere tabanına, dere yatağına atıldıklarını düşünebiliriz. Doğuştan görme engeline rağmen zorlukları aşarak sosyal bilgiler öğretmeni olan İsmail Çevikbaş, görev yaptığı Isparta Cumhuriyet Anaokulu'ndaki öğrencilerini geleceğe hazırlamak için özveriyle çalışıyor.
Mondros Ateşkes Antlaşması 32.1918. Mondros Ateşkes Antlaşması hangi savaştan sonra imzalandı? Görme engelli İsmail öğretmen azmiyle öğrencilerine örnek oluyor. Bu şehirlerde yine 7. maddede olduğu gibi işgal edilebilecekti. İsmail Çevikbaş ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne engelli kadrosu için müracaat eden 38 yaşındaki Çevikbaş 2008'de memurluğa başladı. Çocukluk yaşlarından itibaren öğretmen olmanın hayalini kuran Çevikbaş, 2014'te kurumlar arası nakil yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı'na geçerek mesleğine sosyal bilgiler öğretmeni olarak ilk adımını attı. Evet. Üç üniversitede yüksek lisansla yapan Çevikbaş, 2014'ten bu yana sosyal bilgiler öğretmeni olarak görevini sürdürüyor. Bu şehirlerde yine 7. maddede olduğu gibi işgal edilebilecekti. Azmiyle öğrencilerine ve kendisi gibi engelli bireylere örnek olan Çevikbaş, çok sevdiği öğretmenliğin çocukluk yıllarından itibaren tek hedefi olduğunu söyledi. Öğretmenlik mesleği tabii ki ilkokulda Bahçelievler İlkokulu'nda okudum ve sınıf öğretmenimi çok seviyordum. Yine ortaokulda tarih derslerine ilgi duymaya başladım. Lisede de hakeza yine tarih dersleriyle ilgili ilgi odağım tarih derslerine kaydı ve lisede tabii ki üniversite için alan seçim, bölüm seçim zamanı geldiğinde kendime en uygun meslek olarak öğretmenlik mesleğini seçmeyi uygun buldum ve bu mesleklerde de branş olarak sosyal bilgileri seçtim. Çünkü sosyal bilgiler hayata dokunan bir branş. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren hayata hazırlanmasını sağlayacak olan bir branş. Çevikbaş, yaşantısı boyunca ailesiyle çevresinden hep destek gördüğünü ve bu sayede buralara kadar geldiğini anlattı. Ailem tabii ki benim bu süreçte eğitim hayatımda ve mesleğime başlamam noktasında her zaman bana olumlu olarak destek oldu ve hiçbir zaman şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diye bir geri bildirimde bulunulmadı. Okuluma başladığımda da okulumuzdaki müdür ve idareciler, diğer idareciler, öğretmen arkadaşlarım benim derslerde nasıl daha aktif ve etkin olabileceğimi düşünerek bazı düzenlemeler yaptılar. Bu düzenlemeler işte benim kullanacağım bazı araç gereçleri temin etmek ya da sınıf düzenini benim kendim şahsi olarak ayarlamam gibi çeşitli konularda tabii ki bana akademik anlamda mesleki olarak destek oldular. Isparta'da parklar ve mesire alanları sonbahar renklerine büründü. İşte o kartpostallık manzaralar. Hazan mevsiminde doğanın eşsiz güzelliği. Isparta'da mesirelik alanlar ve yürüyüş yollarında güz renkleri hakim oldu. Kasım'da sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği kentte Kirazlıdere, Gökçay, Dere, Çayboyu, Andık Deresi, Bezirgan Şelalesi ve Gölcük Mesire alanlarında yaprakların oluşturduğu sarı, kızıl ve yeşil renkler görsel şölen oluşturuyor. Kartpostallık manzara eşliğinde doğada yürüyen ve fotoğraf çektiren vatandaşlar anın tadını çıkarıyor. Ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Şimdi sırada spor haberlerinden sonra Spor 3 özel yayını, hemen ardından
Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey'in sunduğu Dobra Dobra programı ekranlarınızda olacak. Programda Güzbey soracak, İstihsar Belediye Başkanı Ahmet Şahin merak edilenleri yanıtlayacak. İyi seyirler, mutlu akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Futbolda 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig'in dışında diğer profesyonel ligler, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan sürüyor. İlk devrenin bitimine 4 hafta kalan TFF 2. Lig'de 2 grupta da zirveyi 2'şer takım paylaşıyor. Beyaz grupta 27'şer puanla Ahmet Sportif faaliyetlerle, Şanlıurfa Spor'u 26'şer puana sahip Esenler Erok Spor'la Çorum FK takip ediyor. 19 takım bulunan Beyaz grupta Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursa Spor 15 puanla 16. durumda yer alırken, daha önce Süper Lig tecrübesi olan takımlardan Ankara Spor da 10. sırada bulunuyor. Savunma arkasına etkili bir pas. Buca Spor 1928'de Kocaeli Spor'un 34'er puanla ilk 2 sırada bulunduğu kırmızı gruptaysa İskenderun Spor 33 puanla bu iki takımı takip ediyor. 13. hafta maçlarının yarın oynanacağı TFF 3. Lig'de 1. grupta 31 puana sahip Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol, en yakın rakipleri 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ve Karşıyaka'nın 8 puan önünde bulunuyor. 2. grupta birer maç fazlası bulunan Karaman Futbol Kulübü 27 puanla 1. 26 puanlı Armoni Alanya Kestel Spor 2. sırada yer alırken 24 puana sahip Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 3. durumda kendisine yer buldu. 3. grupta 27 puana sahip 68 Aksaray Belediye Spor 24 puanlı Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü'nün önünde lider durumunda bulunuyor. Afyonkarahisar'ı gelişim liglerinde temsil eden Esilaç Afyonspor, güçlü takımlara karşı büyük mücadele vermesine rağmen puan sıralamasında istediği yerlere ulaşamadı. U19 Elit B Ligi 2. grupta yer alan Esilaç Afyonspor, sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldıktan sonra 2. haftada Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 yenerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak mor beyazlı gençler daha sonraki haftalarda oynadıkları maçlarda galibiyet alamazken 6 puanla alttan 2. sıraya geriledi. Esilaç Afyonspor'un U17 takımı ise şimdiye kadar oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı ve 6 puanla kendine ligin orta sıralarında yer buldu. U17 takımı geçtiğimiz hafta İstanbul deplasmanında Eyüp Spor'la oynadığı karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu. Antalya Spor, Alanya Spor, Bodrum Spor, Uşak Spor, Denizli Spor, Nazilli Belediye Spor ve Fethiye Spor'la aynı grupta mücadele veren Esilaç Afyonspor, U16 takımı şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmayı da kaybederek henüz puanla tanışmadı. U15 Gelişim Ligi'nin 5. grubunda bulunan Esilaç Afyonspor, U15 takımı ise sezonu Alanya Spor yenilgisiyle başladıktan sonra 2. maçında Bodrum Spor deplasmanda 2-0 yenerek moral buldu. Ligin 3. haftasında Uşak Spor'a 2-1 mağlup olan mor beyazlı gençler, 4. haftada deplasmanda Nazilli Belediye Spor'la 1-1, 5. haftada da Fethiye Spor'la 2-2 berabere kaldı. Afyonspor U15 takımı geçtiğimiz hafta ise Antalya Spor'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Meksika'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya kazanan Türk milli tekvando takımı yurda döndü. Türkiye Tekvando Federasyonu, İstanbul Havalimanı VIP salonunda milli kafile için karşılama organizasyonu düzenledi. Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan kafilede federasyon yöneticilerinin yanı sıra sporcuların aileleri yer aldı. Federasyon Başkanı Metin Şahin, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına puan veren daha önceki organizasyonlarda elde ettikleri başarılı sonuçlara iki madalya daha eklediklerini belirterek şöyle konuştu. Milli takımımız 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlık müsabakalarında özellikle puan veren Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda almış olduğu başarılarla burada da iki madalya alarak başarı yolunda devamını getirdi. Ben madalyalar kardeşlerimizi özellikle kutluyorum. Dünya şampiyonasının zor geçtiğini, yüzün üzerinde ülkeden sporcunun mücadele verdiğini anlatan Şahin şu ifadeleri kullandı. Burası da bizim için bir başarının istasyonuydu. Dediğim gibi 2024 olimpiyatlarına her şampiyonada alınan puanlarla ulaşıyorsunuz. Şu anda 6 sporcumuz potanın içinde, bir öncesinde 4 sporcumuz da biliyorsunuz katıldı. Hedefimiz bir yükseğe daha çıkmaktır. 2021-2020 Tokyo olimpiyatlarının daha ilerisine gidecekti. Bunu başarma yolunda teknik heyetimle beraber buradaki alınan dereceler, bundan önceki Grand Prix'de alınan 4 tane derece, 2 şampiyonluk ve bunlarla beraber yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 2023 bizim için çok önemli. Buraya 2022'nin bitiminde hemen şimdi arkamızda bir Grand Prix daha var. Yani geldiğimiz nokta şu arkadaşlar. Önemli olan istikrardır, başarının devamıdır. Burada da hem olimpiyatlarda derece yapmış bir sporcumuz, hem olimpiyatlarda gene 5. olmuş bir sporcumuz. Başarı göstererek devamlıyız. Geliyoruz dediler. Milli atıcı Cevat Karagöl, daha önce 3 kez katıldığı Paralimpik Oyunlarında ulaşamadığı madalya hayalini 2024'te Paris'te gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 6-17 Kasım'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nı bir altın ve iki gümüş madalyayla tamamlayan Cevat Karagöl, 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına kota aldı. Milli sporcu Dünya Şampiyonası'nın ardından geldiği Ordu'da antrenmanlarını havalı silahlar atış poligonunda sürdürüyor. Cevat Karagöl yaptığı açıklamada madalya serüveninin 2005'te Avrupa Şampiyonası'na başladığını, sonraki süreçte 2008, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunlarına katılma şansı elde ettiğini söyledi. Aslında 2005 Avrupa Şampiyonası takım yarışmaları ile birlikte madalya ile başladı serüvenimiz. Ondan sonraki süreçte 2008 Paralimpik Oyunlarına katıldık. Akabinde 2012 Paralimpik Oyunlarına katıldık. Başarılı atıcı 2014 yılında dünya şampiyonluğu gibi önemli derecesi olduğunu belirterek şunları söyledi. 2014 dünya şampiyonasında dünya şampiyonluğumuzda üçüncülüğümüz oldu. Bu yarışmalarda kendi grafiğimiz hep yavaş yavaş yükselerek gitti. 2020 Paralimpik Oyunları'nı en son Tokyo'da olanları da kıl payı kaçırdık. Yani bazı ufak aksılıklar oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı Paralimpik Atıcılık Şampiyonası, Dünya Şampiyonası. Biz buraya 10 kişilik bir sporcu kafilesiyle gittik. Ben iki branşta yarıştım. Bir de takım branşı çıktı. Yeni düzenlendi. Onda yarıştık. 3 branşta yarışmış oldum. P1 branşında takım sporlarında dünya üçüncüsü olduk. Akabinde 50 metre serbest tabancada ferdi atışlarda dünya üçüncüsü oldum. Burada dünya üçüncüsü olurken aynı zamanda olimpiyat, paralimpik kotasını da aldım. Akabinde en son kapanış olayında da mixed team dediğimiz bir bayan bir erkeğin beraber takım olduğu ve takımlar arası yarıştı dünyada. O yarışmaya katıldık. Orada da altın madalya aldık. İstiklal marşımızı söylettik ve bana göre başarılı bir yarışma geçmiş oldu. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.